10-16 Ekim haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz diyorum. Güzel takipçilerim, güzel ailem. Her hafta bir takipçim bizden tarot kazanacak. O yüzden doğru yorum, doğru beğeni, doğru izlemeyle. Çünkü herkese doğru takip etmeye çalışıyorum. Astrolojiyi de takip edenlere dikkate alarak tarotları çekiyorum. Bunu da bilginiz olsun, şifreniz. Sevgili koçlar, bu hafta elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ruhum, enerjim çok çekildi. Yani ne işe gitmek, ne bilgelik, ne insanlarla tartışmak dahi istemiyorum. Ve hatta bu çarşamba, perşembe gününe kadar böyle bir enerjiniz devam edecek. Bu da sizin iş yerinizdeki insanlara olan güvensizliğinizden kaynaklanacak. Hatta ücretsiz izne çıkabilirsiniz. Hatta ve hatta bu insanların kahrını çekmemek adına rapor alabilirsiniz, bilginiz olsun. Yeni işe başlamayı düşünenler için kendinize ihanet etmeyin. Bulunduğunuz noktayı doğru şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Bu ara aşk konusunda şanssız olduğunu savunan, ben bu konuyu ne zaman kendi içimde doğru dedim, hep yalancı, hep hırsız, hep kendi kalitem olmayan insanla karşılaştım diyenler için sesleniyorum. Rabbim size doğru enerjiyi sunacak. Siz yeter ki bu kalbi kendinize göre doğru şifalandırın. Hatta bu ilişki evlilikle bile sonuçlanabilir. Evli çiftlerimizle alakalı noktada araç yatırımı ile ilgili özellikle sizde ve eşinizde A ve N ve K harfi varsa şimdiden aracınız hayırlı olsun. Ama size ait bir de mal konumuzla ilgili çözülmesi gereken tapu, üstünüze geçmesi gereken eksik evrak neyse bunu da çözmeniz lazım diyorum. Yalnız evliliği çok sert giden, artık tahammül evresi bıktım diyenler için birbirimize tekrar şans veriyoruz. Bu karanlığı iyileştirip tekrar bu karanlığı aydınlığa çevireceğiz. Özellikle eşinizde B ve K harfi varsa eşiniz hatalarını anladı. Siz de doğru adım attığınız takdirde ilişki tekrar şifalanmaya doğru gidecek. Hatta güneşi de yakalayacaksınız. Boşanma fikri olan sevgili çiftlerimizle alakalı noktada biraz daha birbirimizle ilgili strateji ya da bazı karışıklıkları görmediğiniz takdirde ilişki gerçekten karanlığa doğru gidiyor ve bir an önce bunu çözmeniz lazım diyorum. Çocuk ya sevgili gençler, kendiniz için biçtiğiniz gülleri, kendiniz için yarattığınız yenilikleri çok iyi şekilde oturtmanız lazım. Çünkü siz ne istediğinizi biliyorsunuz, cesaretiniz yok, cesaretinizi toparlayın diyorum. Kayınvalideniz ya da kayınvalidenizle alakalı yaşadığınız krizleri bir an önce konuşmaya ne dersiniz? Çünkü bu ilişkiyi kayınvalideniz bozuyor ve etrafta da sizinle ilgili şikayetler oluşturuyor ve bu şikayetler hoşunuza gitmiyor. Hoşçakalın efendim. Sevgili boğalar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Tebrikler, içinizdeki şüphe, endişe eşinizin sizi aldattığını kanıtlıyorsunuz. Ve tebrikler, onu affederek tekrar haklarınızı kaybediyorsunuz. Ya kaybetmeyin ya da bu aldatıldığınıza dair kanıtları karşı tarafa sunmayı bırakın diyorum. Çünkü aynı şeyleri başa döne 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 kendi kendinize kemirdiniz. Ve bu ara işinizle ilgili maske takıp ve kendi iç alanınızdaki insanları belirleyeceksiniz. Kim dost, kim dost düşman diyerekten O ve G ve L harfi olan kişi size çok büyük bir iyilik yapacak. Ama N ve S harfli kişi de sizin ayağınızı kaydırmak için büyük bir mücadele oluşturacak. Devletle ilgili bazı evrak sorunlarınız ve bunları çözmediğiniz takdirde yasal uyarılarımız var. Bunları ihmal etmememiz lazım. Bu ara sağlık konularımız ve evdeki insanların sağlık konuları sizi endişeye doğru itecek. Mümkün olduğu kadar onları doğru check-up'la, doğru tedaviyle iyileştirmemiz lazım. Aksi takdirde sıkıntılar var gözüküyor. Özellikle anne soyunuzla dayılar, teyzeler arasında sizin hanedeki çocuklara çok fazla nazar değiyor ve sizi dayı ve teyze soyu çok fazla kıskanıyor ve onların enerjisi sizin dağılmanıza sebep. Onlarla bağınız ve annenizin de yaşadığı krizleri görerek dengeli şekilde ilerletmeniz lazım, yoksa haklarınızı çatır çatır yiyecekler. Babanıza ait bazı konular, çözülmeyen dosyalar ve babanızın size sorumsuz tavırları, annenize sorumsuz tavırlarında babayı reddetme dönemindesiniz ama o da kendi ailesinde ne gördüyse aynısı size haneye yapıyor. İyilik iyileşilebilecek bir şey ama
Maşallah babanız o kadar rahat ki ne kadar iyilikle de konuşsanız başa dönüyor. Anneniz artık bu düzende yaşlanmak istemiyor. Ailenizin arkasında durmanızı öneriyorum. Çünkü anneniz çok mutsuz ve ben bu adamla ömür yaşamak istemiyorum diyor. Bir de kalbinizde uzun süredir unutamadığınız, acı çektiğiniz ve kalbinize hapse attığınız ya uyan ya da bu platonik ya da bu kara sevdayı nasıl çözeceksin? Kendi yolunu bul. Yoksa bu şekilde evlilik kapın yok diyorum. Bir de para konunuzla ilgili güvendiğiniz dostunuzdan alacağınız para bence hayal. Çünkü o başka bir dünyaya doğru gidiyor. Bir an önce bu para konusunda çözmenizi öneriyorum. Sevgili ikizler, bakalım soru işareti, şüphe, konum değişiminizle ilgili artık hak masaya vurulsun. Yani bu kadar söz verildi ve bana bu söz veren Ş ve S ve A harfi kişinin hala seni ruhen oyaladığını düşünüyorsun. Evet oyalanıyorsun ama başka bir alternatif nokta yok. Sen bunun için farklı eğitimler ve bununla alakalı mesleki olarak kendini geliştirmeye ihtiyacın var. Ve bu şirkete de mecbursun, alternatif nokta yok. Yeni iş arayanlar için kandiliniz mübarek. Ama siz kendinizdeki o gücü, o enerjiyi bulamıyorsunuz. Lütfen bu fırsatlar var. Özellikle de yeni gireceğiniz şirkette T, C ve M harfi çok belirgin. Burası sizin gücünüze güç, renginize renk katacak. Evet, aşk konusunda üç kişi arasında karın ve kalp kimi seçeceğini bilmez ya. Kocaman soru işaretleri içerisinde bir kalbe iki sevgi olmaz. Karar verme vakti geldi diyorum. Yani bu platonik de seviyorsanız, evliyseniz de bu evlilikte üçüncü insanı yok etmeniz lazım. Çocuklarınızla ilgili yurt dışı, onlarla ilgili bazı yatırım fikirleriniz var ama dönem dönem bu yatırımlarla ilgili kararsızlıklarınız oluşuyor. Bence size ait bazı malları satmanız doğru değil. O şeytana uymayın. Yerler kıymetli ve değerli gözüküyor. Yalnız sevgili takipçilerim, sizin gözleriniz renkli ise evinize göz değiyor ama dışarıda ve yakın akrabanızda renkli gözlü olan özellikle de kadın arıyorum ve hem çekik hem renkli gözlü olacak kişi sizin evinize büyük bir hasetlik ediyor ve bu da H harfiyle başlıyor. Hatice gibi, Hülya gibi insanları ya da Hakan, Hüseyin, Haydar dediğimiz insanları üzerimizden uzak tutacağız. Bu ara en önemli şey de erkek gençlerimizin fevri davranışları, sinirsel evreleri, çıldıran evre, ergenlik ve gençlik arasındaki karmaşıklıkları düzeltmediğiniz sürece eğitimi yarın onlara büyük destek vermenizi öneriyorum. Bu arada bileklerimiz, kasık ağrılarımız, vücut ağrılarımız çok fazla var ve kan değerlerimizi bir an önce doktora götürmemiz gerekiyor. Bir de nişanlı olan çiftlerde aile arasında büyük tartışma, nişan atılacak. Sonra tekrar barışılacak ama çok büyük kıyametler oluşacak. Aman nişan atılmadan önce sabırlı olun. Sevgili yengeçler, hemen kart çekiyorum. Küçük operasyon izin alabilir. Tedavinizle alakalı bazı süreçler sizi korkutmasın, cesaretiniz olsun. Herhangi bir kriz yok. Hücreleriniz gayet sağlıklı. Psikolojik olarak yorgun olduğunuz ve takıntılı olduğunuz için devamlı kendinizi hasta ve halsiz hissediyorsunuz. Bu enerjiyi bir şifalandıralım istiyorum. Yeni iş beklentisiniz varsa ve özellikle bu 5. ve 6. ayda söz verilen olaylar hala yapılmadıysa kader çarkı sizin için önemli bir oluşum yaratıyor. T ve A ve L harfi ve R harfi olan yöneticiniz ya da patronunuz size çok güzel fırsatlar yaratacak ve hak ettiğiniz koltuğa geçiş evreniz var. Ama iş gereği gideceğiniz seyahatlerin sonunda da sürpriz paralar, kazançlar, bu ara şans kapılarınızın çok daha yoğun olacağı, para enerjisini çok fazla istekli şekilde hayatınıza katmanız gerekiyor. Kattığınız takdirde bolluk ve bereket var gözüküyor. Sevgili ev hanımları, eşinizin sizin olan enerjinize, böyle mutlu evrelerinize kafayı takabilir. Gereksiz tartışmalar yaratsa da sizin mutlu olmanız onu da mutlu etmeye ve ilişkiye daha sımsıkı sarılmaya, sanki sakinlik haftasında birbirimizi daha iyi tamir edeceğiz. Özellikle de eşimizde A ve Y ve F harfi varsa tekrar aşık olma enerjisi var. Ama şöyle bir şey var, sizin kafanız onun ailesi, onun haksızlıkları, onu yok saymaları sizi incitiyor. O aile eşinize haklarını verecek. Yalnız sizin ailede de erkek kardeşler arasında sizin hakkınız yenilebilir. Size haksızlığa itebilirler. Bunun için büyük bir mücadele başlayabilir. Evet, şunu demek istiyorum. Çocuklarımız, bir kız bir oğlumuz varsa ve gözleri renkliyse
Oğlunuzun gelecek hayatı çok parlak. Kızınızın değişken bir kafası var ve odaklanamama sıkıntısı var. Bunu çözmemiz lazım. Kadınsal bölgenizde dönem dönem akıntı ve kokuntu durumumuz var. Sevgili eşlerinizin de ağız ve ağız kokularından rahatsızsınız. Bunu bir an önce doktora götürmeniz gerekiyor. Mutsuz olan evlilikleri ters giden sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Eşinizin yalanı. Bu yalanı yıllardır yuttunuz. Artık değişmeyeceğini bilin ama ona Rabbim öyle bir ceza verecek ki ailesinin çok kıymetli olduğu ve yakın dostu tarafından dolandırılacak ve sizin söyledikleriniz benim eşim haklıymış, ben eşime haksız yere sizden özür dileyecek. Bir taşınma konumuz var. Gideceğimiz yerde mutluluk ve huzur var. Merak etmeyin diyorum. Sevgili aslanlar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Hemen bakıyorum. Devenin yükü. Yorgun, bezgin, savaşçı dengeyi buluyor. İşimizle alakalı isteklerimiz, hayallerimiz daha doğru noktada D ve O ve G ya da Y harfi bulunduğumuz noktadan insanlardan çok büyük destek. Hatta masamız, konumumuz, mertebemizde de gizli değişimler ve gizli evreler söz konusu. Ama uzun süredir geçmişinize ait son 4 yıldır ya da son 4 ay öncesindeki yaşadığınız iş yerinden sizinle ilgili iftiralar söz konusu olabilir. Burayla alakalı bağlantılarınızı bir an önce çözmeniz lazım. Bulunduğunuz noktaya zarar gelebilir. Şimdiden bu noktayı çözün. Bu ara ilişki konusunda renkli bir dünyaya. Konuşmak, flört etmek, eğlenmek, hatta yeni bir ilişki de şöyle söylüyorum. İkizler, terazi, kova burcu özelliğine sahip. Kendi enerjinizdeki gökkuşağını çizeceksiniz ve mutluluk var gözüküyor. Güzel bir aşk. Özellikle sevgili hanımlar, eşinizin sizin kalp kırmasına, incitmesine, artık onun söylediği hiçbir şey duymamak adına her gün kulaklarınıza pamuk tıkıyormuş gibisiniz ama o değişecek mi, değişmeyecek mi, ben bununla nasıl yaşarım, o çocuklarım bu düzende çok mutsuz, ne yapacağımı bilmiyorum, arkamda bir desteğim yok ve çaresizim. Kendi yarım eğitimlerinizi tamamlayın. İlk önce mesleki olarak kendi başarınızı tamamlayın. Ondan sonra yolumuzu çizelim. Bugün paranız yok, gidecek yeriniz yok ve kimseye de inanmıyorsunuz ve çocuklarımız en azından güvende dediğiniz için sessizsiniz. Ama eğitim alırsanız tacınızı gerçekten başarıya doğru iteceksiniz. Cesarete, güvene, kırılan güveninizi iyileştirmeye ihtiyacınız var. Bunu çözelim. Bir de bu ara misafirleriniz çok yoğun olabilir. Gelip giden insanlar çok fazla var. Biraz dikkat kaybınız olabilir ve onların derdini dinlemekten kendi derdinizi unutabilirsiniz. Sizin dertleriniz daha önemli. Başkalarının derdiyle kafanızı meşgul etmeyin diyorum. Sevgili gençler, kendiniz için yıktığınız hayat yeniden başlayacak. Yanlışlarınızı görün ve yeni yolculukla ve kariyer anlamındaki eksikliklerinizi ve dil eğitimi eksikliklerinizi tamamlamanız lazım. Boşanma kararı olan çiftlerde gerçekten günah keçisi seçildiniz ve artık o günah keçisi seçilmekten o kadar yorgunsunuz ki biraz da o tarafın günahlarını görseler, hep onu haklı kıldılar diyorsunuz ama sizin aileniz arkanızda, korkmanıza gerek yok diyorum. Hoşçakalın. Sevgili başaklar, nasılsınız? Beğenmeli, yorum yapmayı sakın unutmayın diyorum. Bakıyorum hemen. Şöyle sizin iş hayatınızdaki çekimser olduğunuz, kendinizi ifade edemediğiniz ve kimsenin sizi anlamayacağı noktada gül enerjiniz açılıyor. Diyor ki artık ifade edin. Yani doğru noktadasınız, doğru bir haftadasınız. Bu ifade etmediğiniz sürece yine değişik noktalara girebileceğinizi gösteriyor. İfade et yerini, hakkını, ekonomik hakkını da sana sunulacak. Alternatif bir noktada size yardımcı olacak ve E ve S harfi birinin çok güzel bir iyiliği olacak. Hak edilişiniz aydınlıkta. Eğer iş sıkıntınız devam eden sevgili hanımlar için söylüyorum. Güzel bir kapının aydınlanması ve bu kapıda da size gerçekten çok iyi bir fırsat var olacak. Bu enerjide artık elimizin kolumuzun bağlılığı bitmiş olacak gözüküyor. Evet, ama şöyle bir durum var. İş mahkemeniz ya da aile içerisindeki yaşadığınız para mahkemeleriniz, film şeridi gibi haksızlıklar gözünüzün önünden gitse de sizin hayatınızdaki eş size çok güzel sarılıp sizi destekleyecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Bilimsel aklınızla da birçok şeyi çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Size inanıyorum. Bu ara yemek merakınız, yemek üzerine kurs eğitimleri alabilir, pasta eğitimlerine merak sarabilirsiniz. Bu da sizin enerjinize ve kendi markanıza yardımcı olacak. Bence bu kurs eğitimlerinizi alın diyorum.
Eşinizle bazen eşinizin gittiği yolculuklarda ona karşı şüpheleriniz oluşuyor. Aldatıyor mu, yalan mı var, gittiği yerde kadınlar mı var diye. Onun sadece işle alakalı kadınlar ve işle alakalı bağlantılar var. Adamın kendi evi ve düzeninden başka bir şey yok. Para takıntılı, bir kadına para yedirecek kafada bir insan değil. O yüzden dert etmenize gerek yok. Eşiniz pinti, bunu kabul edin. Size para verirken bile bir sürü dert anlatıyor. Bir sürü borcumuz var diyor. Bu, hani o adam devamlı yatırım yatırım telaşında gözüküyor. Bir de bir evli çift grubumuzda da eşinizin kahve, kumar ya da bağımlılıkları olabilir, ateş bağımlılıkları olabilir. Bununla ilgili tedavi alması gerekiyor. Paramız hep dışarıda ziyan oluyor ya da bu evi terk et artık. Çünkü mağduriyet evresindesin ve mutlu değilsin. Bir de kendi ailenizin baba ya da kardeşlerinizin mahkemeyle ilgili bir ceza uyarısı var. Bu ceza uyarısı ilk önce yıkıp sonra aydınlığa kavuşacak. Korkmanıza gerek yok. Sevgili gençler, daha başarılı yolculuklarınız var. Birkaç farklı dil eğitimi alarak, evet aşk da var sizde, sevgi de var ama dil eğitiminizi güçlendirmeniz lazım. Ve özellikle tasarım, moda, dekorasyon ya da bilimsel düşünceleriniz varsa yolunuz aydınlık. Sevgili teraziler, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, hemen bakıyorum. Güzel bir aşk. Kalbinizdeki aşk size, hani asla olmaz, o beni beğenmiyor, nereden beğenecek diyorsunuz. O kalbinizdeki aşk size güzelliklerle M harfi ve N harfi belirgin olan kişi itiraf edecek ve yeni ilişki başlayacak gözüküyor. Ve iş konunuzla ilgili yasal problemler, sıkıntıları artık aşıp kendi mertebenizi ve kendi noktanızı yeniden doğuracaksınız. Özellikle ekip arkadaşımız ve kadınlarla yönelik çalışmalarınızda çok güzel başarılar elde edip hem konum olarak hem de kendinizi çok iyi şekilde ispatlayacaksınız. Evet, yeni işe başlayanlar ve sevgili erkekler, iş kapılarınız kandil gibi. Burada yükselmek, başarınızı daha büyük bir aydınlığa itebilme ihtimaliniz var. Sadece parasal anlamda harcamalarımıza dikkat edersek büyük başarılar, aydınlanmalar var. Hatta bu der ki devlet kapısıyla alakalı beklediğiniz haber, imzasını atılmasını istediğiniz projedeki yer almak istiyorsanız güzellikler var. Hem para var hem de doğru iş kapısı var. Peki aşk, aşık olanlar için ilişki ayrımı, yol ayrımı ve mutsuzsunuz ve bu ilişki kör ve devamlı konuşmalar, devamlı var olan karmaşıklıklar sizi yoruyor. Huzur ve sakinlik istediğiniz için şu ara ilişkiye ara verdiniz. Sevgiliniz ya da uzun soluklu ilişkinizle alakalı noktada. Ama evlenmeyi düşünenler için farklı bir bakış açısı ve o sevgiliniz ya da eşinizin ailesinden gelecek destek sizin hem evinizi almanıza hem de ekonomik destekle çok rahat bir evlilik enerjisine gireceğinizi gösteriyor. Evli çiftler, günaha çağırın. Der ki günahlarınızı arındırın evinizde, yalanlarınızı, sakladığınız olayları. Güzel yuvanıza yalan katmayın. Güzel yuvanızdaki huzursuzlukları siz yaratıyorsunuz. Bu güzel ruhlar birbirinize ait ama yalanlar devam ediyor. Bunu toparlamamız lazım. Bu ara ki telefon mesajlara gelecek olayda kafanız karışabilir. Ama burada karmaşık bir mesaj, yanlış gelen bir mesaj var. Doğru araştırmadan ilişkiyi zora sokmanızı istemiyorum. Bu ara annesine bağımlı olan eşlerinizle ilgili, annesini benden daha çok seviyor. Annesi ben kimim ki diyorsanız, o sizin yemeğinizi, o sizin lezzetinizi çok seviyor da annesine de çok düşkün. İki arada değil, iki alanı da idare etmek istiyor. Aile apartmanında oturuyorsanız kayınvalide, görümce, elti, bu ailede ortaklı mallarımız varsa ayrılma kararında eşiniz bu konuda radikal bir karar verecek ve gerçekten bu ayrılmayı yapacak. Bir de kendinize müstakil bir ev düşünüyorsanız, yaptırmak istiyorsanız güzel fırsatlarınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili gençler, şüpheci ve ne yapmak istediğinizle ilgili kararlarınız bir türlü veremiyorsunuz. Verin ve yolunuza bakın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaştırmayı unutmayın. İş kapılarınızla ilgili farklı fırsat alanları, farklı yollar, farklı alanlarla ilgili çok güzel bir oluşum var. Ve bu oluşumu size yaratacak kişi de I ve S, Z harfi ve J harfi olabilir. Bu gideceğiniz yolculukta başarıya ait olacaksınız. Fakat buradaki sizi istemeyen 3 ya da 4 kişi var. Bu 3-4 kişinin tavırlarına,
kafanızı kalıp orada sert konuşmalar yapmanızı istemiyorum. Çünkü sizin hayatınızda daha farklı yaşadığınız kaoslar ve işe de yansıttığın için odaklanamama sıkıntınız var, ama başarı var. Siz bu başarıyı kendi odaklanamadığınız noktaları çözdüğünüzde hem parasal evre hem de yeni fırsat ve yeni yolculuk, hatta yurt dışı ile ilgili gideceğiniz ve yerleşimle ilgili güzel kapılar açacaksınız. Bu çocuklarınızla alakalı olabilir, kendi kariyerinizle alakalı olabilir. Çok güzel aydınlanmalarınız var. Gözünüzü dört açın diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada şöyle söyleyeceğim. Çocuğunuz renkli gözlü olabilir ya da çocuk sevinci yaşayacaksınız. Güzel gözlü bir evlat sahibi olacaksınız. Eşinizle pasta dilimi gibi bir hafta yaşayacaksınız. Sorunları iyileştirmiş olacaksınız ama bu şunu gösteriyor. Eşinizin kardeşleriyle arası kırgınlıkları ve ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar biraz bizim evimizi yıpratsa da eşinize destek olun. Çünkü eşinizin ailesi gerçekten bu kişiyi çok fazla yıpratmış. Hem maddi hem manevi olarak gözüküyor. Yalnız senin de maşallah eşinin arkasında hep duracağım diyorsun. Onunla ilgili saçma sapan laflar söyleyip aramızdaki dengeyi bozuyorsun. Güzellik, tatlılık, tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır. Bir de eşinizin size güzel bir yüzük hediyesi ya da eşinizin güzel bir size alacağı hediye sizi mutlu edecek diyorum, dedim bile. Bir de şunu söyleyeyim, doğum gününüzde çok güzel bir sürpriz ve çok güzel de bir aşk var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Burada belki aile büyüklerimize ait noktada toprak konuları ile ilgili çekişmeli konuşmalar olacak. Hem eşiniz hem siz bu konuya karışmayın. Eşiniz karışsa da siz suçlu olacaksınız. Siz yönlendiriyormuş gibi, devamlı sizin istekleriniz bitmiyormuş gibi davranılıyor. Siz aslında hiç alakası yok. Evliliğiniz ve yuvanızdasınız. Boşanma fikri olanlarda zaten ev ayrımı ve çocuk paylaşımı ile ilgili noktadaki gerginlikler var. Çocuklarınıza anneleri ve babaları kötülemeyin. Çünkü bu çocuklar sizin aile bireyinizde devam ediyor. Ama kimse kötü değil. Çocuklar anne ve babalarını tercih edemiyorlar. Lütfen anneler ve babalar, çocuklarınızı ayrıldığınız zaman kötülemeyin. O çocuklar sizin çocuklarınız. Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun efendim sizler için de. Hemen bir kart seçiyorum. İşle ilgili hazinenizin size açılması, parasal yaşadığınız krizlerin biraz daha paralı bir haftaya geçiş yapacağı ve hak edilen maaşınız ya da hak edilen para size iade olacağı gözüküyor. Ve bu iade evresinde de borçlarınız var. Bu borçları doğru sistemde ödediğiniz takdirde, en azından şöyle söyleyeyim, 18-19 Ekim'de biraz daha gücünüze güç, renginize renk katacaksınız. Hani her şeyi ben biliyorum, yaparım kafasından da çıkın. Ortak düzeni doğru ilerletmeniz lazım. Yeni iş alanı ile ilgili alternatif beklentileriniz var. 3-4 iş kapınız var ama siz hiçbir şeye ait olmadığınız için hangisi doğru, hangisi yanlış diye seçemiyor olabilirsiniz. Ama gireceğiniz şirkette C, G, X harfi ya da W harfi varsa sizin için büyük bir kurumsal kapısı var ve hayırlı olsun. Devletle alakalı beklediğiniz noktada bir erkekten, özellikle Murat, Ahmet, Mahmut gibi T ile biten harflerden birinin size sürpriz desteğiyle birlikte gerçekten bu yıl bitmeden de devlet kapınızdaki işiniz hayırlı olacak. Ailenizi ilgilendiren bazı konularda köklenmek ve sıkıntılar bitip mal, hak, miras konularımızla ilgili doğru sorunları çözme dönemimiz ve doğru avukat tutarak da haklarımızı en iyi şekilde alacağız. Yani bu hafta daha çok parasal haklarımız, miras, işlerle alakalı her şeyin açılım, ama hakları da en iyi şekilde alacağız. Bunu doğru değerlendirmemiz lazım. Özellikle annenizde Yasemin, Yeşim, Yeliz, kız kardeşinde Y harf varsa bu haneye sürpriz paralar ve büyük oluşumlar gerçekleşecek. Çocuklarınızla alakalı noktada göremediğiniz ve iletişim sorunlarınız var. Bu iletişim sorunları aileden çocuklarınıza uzaklaşıyor. Özellikle erkek çocukla iletişimle olan noktalarımıza toparlayın. Ve bu çocuk çok zeki ve mühendis kafasında, bayağı da spora merakla, ama kızımızın aslında sanatsal ve hukuki başarısı var. Onun üstüne destek vermenizi öneriyorum. İlişkilerimizde sorun var ama sorun yokmuş gibi yaşamayı artık bırakın, sorunları çözün. Yoksa bu ilişki böyle, iki biriniz başka mutfakta televizyon, diğeriniz salonda televizyon seyrederek, yemek arasında da mırıldanarak, her şeyi şikayet ederek yaşayabilirsiniz. O yüzden bu
psikologla çözülmesi lazım. Boşanma fikri olan çiftlerimizle alakalı çocuklar için biraz daha düşünceleriniz var da çocuklar bu evin içinde yıpranıyor. Son 5 yıldır aynı döngüdesiniz. Hep çocukları bahane ediyorsunuz. Bence çocuklardan çok sizin birbirinizden uzaklaşıp bu çocukların hayatına rahat adımlar sağlamanız lazım. Ev taşınma konusu olan takipçilerim için şunu demek istiyorum. Ev taşınması var da gideceğiniz ev yakın akrabalarınızla alakalı bir noktaya taşınacaksa asla olmaz. Farklı bir alanda giderseniz daha mutlu ve daha keyifli olacağınız gözüküyor. Yani sizin diş eti, diş iltihaplarınız, ağız kokularınız çok fazla had safhada ve sol dişte kaplamalarla ilgili iltihaplarınız var. Bunları çözmeniz lazım. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Evet, iş yerinde ihanete, iş yerinde yalana hançerleneceksiniz. Güvendiğiniz insanlar sizi hançerleyecek. Hatta U ve O ve İ harf olan kişi size çok büyük bir oyun yaptı ve işinizden çıkartma, yalan iftirayla size mobbing uygulaması gerçekleşti ve bunun için yasal kavga başlatın. Siz bu yasal kavgayı kendi dönüşümünüz ve kendi haklarınızla alacaksınız. Ve özellikle de şöyle demek istiyorum, yengeç burcu bir insandan, yani su burcu olan bir insandan ve özellikle yengeç burcu olan bir aile bireyimiz olabilir. Çok büyük bir destek alacaksınız ve hem size psikolojik olarak hem de arkanızda durarak birçok şeyi halletmenize yardımcı olacak. Ama aile içerisinde anne, abla, kadınlarla ilgili sağlık problemi biraz riskli gözüküyor. Yoğun bakım, ameliyat durumlarımız var. Mümkün olduğu kadar bu dengeleri kontrol etmemiz lazım. Bu der ki boşanma. Ben bu evlilikte mutlu değilim. Özellikle erkek gözü. Eşinizin ailesi, sizin karmaşık hikayeleriniz ve devamlı eşinize baskıdan kaynaklı eşiniz sizden soğumaya başlıyor. Lütfen bunu bir an önce ilişki terapistiyle düzeltmeniz lazım. Çünkü bu evlilikte alyanslar ayrılık yoluna doğru gidiyor. Mutlu çiftler için şunu demek istiyorum. Evet, mutlusunuz. Çok mutlu olduğunuz gözüküyor. Ama burada birbirimize ait alanlarımız çok az. Ve o yüzden birbirimizle ilgili noktalarımız hep böyle yalnız kalmaktan bunalmışsınız. Hafta sonları birbirimize kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Geçirmemiz takdirde boşluklar, arayışlar ve kendiniz farklı enerjilere dağıtarak evliliğinize daha büyük zarar verebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar şüpheleri geride bırakmanız lazım. Sevgili gençlere çekiyorum. Mührü ve başarı sizin elinizde. Maşallah beyin fazlasıyla güçlü. Ne istediğini, özellikle doktor ya da kodlama mühendisliği düşünen çocuklarımızın yolları aydınlık. Yalnız bu hanede çocuklarla ilgili disiplin, kural ve despotluk var. Çocukları biraz daha rahat bırakmamız lazım. Onlar kontrol değil. Onlar bir birey. Onların hayatlarını sert ifadeler yapıp bir de şiddet uygulamanız var ve bağırarak konuşmalarınız var. Bu çocukları bu düzende büyütmenize izin vermiyorum. Kendinize çeki düzen vermenizi öneriyorum. Bu ara kadınlarımızın meraklı olduğu astrolojik eğitim olabilir, farklı alan, mesela moda tasarımı olabilir, mesela ahşap üzerine eğitimler alarak enerjinizi daha güzel noktalara itebilirsiniz. Bu ara size rüyalarınıza çok değerli bir ermiş gelecek ve alacağınız malı kendi gözünüzle rüyanızda göreceksiniz. Hayırlı olsun efendim. Sevgili kovalar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz güzel takipçilerim. Hemen çekiyorum sizin için bir kart. Aşkla şifalanmak isteyenler için cesaretinizi, duygularınızı artık karşı tarafa söyleyin. Uzun süredir gizli kaldığınız ve not aldığınız ve bana karşı sevgisi nedir diyen kişi size adım atacak. Siz de duygularınızı ona derinden yansıtın. O çünkü sizi çok sevmiş ve gelecek vadeden bir ilişki veriyor. Yalnız özellikle uzun soluklu ilişkilerde hayat arkadaşınız, erkek arkadaşınızla aranızda uyumsuzluklar başladı ve bu ilişki çıkmaza doğru gidiyor ve bitmesi gereken mahkemeye karar verin. Özgürlük alanınızı daraltmaya başladınız. Yol ayrımı sizin için daha sağlıklı ve daha iyi olarak gözüküyor. Aile içerisinde sizin evinize göz, özellikle halanız, özellikle amca karısı,
Özellikle baba soyunuzdan göz ve dualar yapılıyor. Bu yüzden evin içinde herkes böyle mutsuz, huzursuz, diken üstündesiniz. Mümkün olduğu kadar evinizde Bakara suresi, Meryem suresi, Nas Felak, Karınca duası ve kötü enerjilerle alakalı video açarak evinize bereket yağdırabilirsiniz. Evinize kurşun döktürebilirsiniz. Çünkü kadınların enerjisi sizi fazlasıyla yoruyor. Sevgili evli çiftlerde özellikle kadınlarımızın göğüs problemi, rahim problemiyle alakalı sıkıntılar olabilir. Ufak tefek kistler. Bunlar biraz sıkıntı yaratsa da sonunda hiçbir pürüz yok. Kendi kendinize abarttığınız gözüküyor. Eşinizle ilgili aslında güzel bir süreç var ve bu güzel süreç sizin evliliğinize tekrar balayı gibi yaratacak. Eşiniz sizi gerçekten sevdiğini, el üstünde tutmaya karar verdi ve size güzel yolculukla birlikte var olacak enerji. Yalnız toprak ve arazi ailenize ait noktada özellikle babanızda B harfi, Bülent, Bora, B harfi varsa kardeşlerin doğru adaletli paylaşması ama büyük topraklarla ilgili toprağınızda bir hazine konusu var. Aslında toprağınız gerçekten hazine. Oraya gelecek çok güzel teklifler var. Ama ben toprağını satan her insana kırgınım. Toprağınızı satmayın. Gelecek o topraklarınızın üzerinde ben olsam satmazdım. Haklarınızı alın. Satacaklar satsın. Sizinki sizde kalsın diyorum. Eşinizle dönem dönem cinsel hayatımızla ilgili sıkıntı yok ama mesela cinsel sıkıntımız şey olabilir. Mesela sihirleriniz olabilir hem eşinizde hem sizde. Bir doktora gitmenizi öneriyorum. Bu arada da güzel bir aşk isteyen ve dua eden ve uzun süredir dul olan bazı kovalarda evlilik ve güzel bir kapı ve güzel bir aşk yakalanacak. Yasal bazı sorunlarınızla ilgili kazanamam korkusu varsa davalar daha vakti var ama bunları kazanacaksınız. Bir de en üst katlarda oturuyorsanız evinize bir müteahhit anlaşması var. Müteahhit doğru bir karar ama binadaki sakinlerle kavgalar olabilir. Bu yüzden uyumsuzluklar yaşanabilir. Dikkatli olun. Sevgili balıklar, güzel ailem beğen, yorum yap diyorum. Hemen bakıyorum. Vakti ve zamanı gelen iş kapınızın ruhun uyuşması, haklarınızda özellikle yabancı bir firmada çalışıyorsanız şirketinizin size sunacağı yeni fırsatlar, kaderinizin size yeni döneceği olaylar var. Daha dengeli, daha huzurlu bir oluşum içerisinde olacaksınız. Oya, ne bileyim Oytun, Ömür ya da Osman, bu harflerdeki şirketteki bir insanın size şehir dışı ile ilgili, özellikle bankada çalışıyorsanız güzel bir oluşum ya da kurumsal büyük bir firmadaysanız size yurt dışı fırsatları yaratılacak. Hatta bunlarla ilgili bazı eğitimleriniz söz konusu olacak ve bu eğitimler size güzel başarı sağlar. Sabit bir noktada çalışıyorsanız bence artık bu sabitlikten vazgeç, kendine iş kur, kendi cesaretini hayatına start ver. Hep aynı noktada bir para şikayeti yapıyorsun. Kendini hiç geliştirmiyorsun. Artık geliştir ve insanların hayal ettiği kapıları hayal gibi yaşıyorsun. Hayallerin gerçek olması için kendi yarımlıklarını gör. Kendi inatçı yönünden vazgeç. Sen benim dediğim olacak diyorsun. Başkası beni ilgilen. Biraz inadını yumuşat. Eksik olan hayatına dön, geri bak. Geçmişte bir sürü hatalar yaptın. Yine aynı hataları yapmaya müsait bir yapın var. O yüzden kendin için başarı noktanı oluştur. Sevgili gençler, güzel fikirleriniz var. Kendinize gelecekte hayal ettiğiniz meditasyonu şimdiden yarattınız. Ama babanızın iş konunu, eğitim konularınızla ilgili desteklemediği noktalara çok fazla sinirlisiniz. Ama burada babanız bu kalbi yumuşayacak ve size istediğiniz eğitim konularına da destek verecek. Sen bu ara aşk, gezmek, eğlenmek, yurt dışı fikri, şehir dışı fikrim var. Ailemizin ekonomik durumu var. Biraz daha mantıklı hareket edersen hem ailene de destek olacağını düşünüyorum. Boşanma fikri olma ve devamlı kavga eden çiftlerde şu an evde sessizlik var. Kimse kimseyi görmüyor. Kimse kimseyle muhatap değil, daha mutlu gibisiniz. Bu araya bir ilişki terapisi de katarsanız herhangi bir sorun olacağını görmüyorum. Bir de sizin kendi kız kardeşinizin evliliğinde boşanma ya da abinizin evliliğinde boşanma ama abinize yapılan bir kötü enerjiden dolayı bu hane soğutulmuş. Bir dua okutursanız sevinirim. Bir de ailede sorumsuz ve devamlı para yiyen biri var. Anne baba bundan artık illallah etmiş ve devamlı baskı ve şiddet evresi var. Ailenize bu kardeş yüzünden tedavi ettirmeniz lazım. Çünkü aileniz bu konuda çok mutsuz gözüküyor. Hayırsız evlat diyoruz biz buna. Bir de şöyle bir şey var. Bu ara en önemli şey paranızı bir gonca yaprağının içine sarın.
Gonca yaprağının içerisinde bir 100 liranız, 200 lira ya da dolarınız dursun. Özellikle 4 hafta sonra çok güzel gelecek paralar var. Bu paralar hanemize huzur verecek. Hoşça kalın efendim.